sevgili izleyenler. Adana Demirspor'un dünya jönlü yıldızı Mario Balotelli'ye misafir olduk. Teşekkür edelim bizlere konuk ettiği için. Adana'da mutlu gördüğümüz kadarıyla. Nasıl geçiyor günleri? Böyle başlayalım Adana'da. Yani şunu söylemek istiyorum, hani idmanlara işte gidiyoruz, idmanlarımızı yapıyoruz. Sonra bütün gün genellikle burada, hani kız arkadaşımla beraber takılıyorum. Bazen yemeğe çıkıyoruz ama genelde kendisi de yemek yaptığı için hani çok da çıkmayı düşünmüyoruz. Çok böyle sakin, dingin bir hayat yaşıyoruz burada. Bu tabii ki de kız arkadaşımın da sayesinde. İtalya milli takımı da yakından takip ediyor. Biraz sürpriz bir sonuç çıktı. Playoff'a kaldı İtalya. Ne düşünüyor? Yani aslında baktığınızda şunu söylemem gerekiyor. Maçı seyretmedim ama tabii ki de hani sıkı bir şekilde takip etmeye çalışıyorum ve bazen çok fazla beklenti içinde oluyoruz. Çünkü İtalya'dan bahsettiğinizde her zaman en yüksekte olmasını istediğimiz için her zaman beklentilerimiz yüksek. Ama bu futbolcu grubunun da bu beklentileri karşılayabileceğini düşünüyorum. Halen hiçbir şey bitmedi. Playoff'a kaldık. Ve eminim ki bu durumdan da çıkmasını bilecekler. O yüzden dediğim gibi İtalya olunca çok fazla şey bekliyoruz. Ama maalesef bazen futbolda öyle maçlar oluyor ki, öyle anlar oluyor ki çok zorlandığınız bir dönem olabiliyor. Ama eminim ki bir dahaki maçlarda istediğimiz yerlere geleceğiz ve Dünya Kupası'na da katılabiliriz. Türkiye'ye alıştı mı? Türk futboluna alıştı mı? Yani yavaş yavaş alışmaya da başladığımı düşünüyorum. Ama Türk futboluyla alakalı da şunu düşünüyorum. Yani aslında baktığınızda yani dışarıdan göründüğü kadar kolay değilmiş. Yani Fransız ve İtalyan futbolundan çok farklı bir futbol yapısına sahip. Yani çok fazla fiziksel ve çok fazla mücadele etmen gereken bir futbol yapısına sahip. Ama yavaş yavaş alışınca kendi kaliteni de ortaya yavaş yavaş yani gösterebiliyorsun. O yüzden yani dediğim gibi ben alıştığımı yavaş yavaş hani artık toparladığımı düşünüyorum. O yüzden umarım daha da güzel şeyler olur. Takımın başında bir İtalyan koç var. Vincenzo Montella. Nasıl onunla diyaloğu? Aynı dili konuşuyorlar, aynı ülkenin vatandaşları. Nasıl yorumlar? Yani muazzam bir ilişkiye sahibiz çünkü saygı çerçevesinden hiçbir zaman çıkmadığımız, hem yaşı biraz daha genç, hem eskiden çok çok büyük bir futbolcuydu. Yani böyle bir hocaya sahip olduğunda seni çok net bir şekilde, hızlı bir şekilde anlayabiliyor. O yüzden hepimizi çok iyi yönden etkileyebiliyor. Adana Demirspor'u nerede görüyor? Lig sonunda olabilir. Sezon bitince söylerim. Peki. Bir muhabir arkadaşımız Okaka ile röportaj yaptı, Deniz Biricik. Çok yakın arkadaşı. O da Türkiye'de forma giyiyor. Görüşüyorlar herhalde sık sık. Yani aslında ilişkimiz çok güzel. Eskiden daha çok sık görüşürdük telefonla ama son maçta hani bizi şansa yendikleri maçta görüştük. Yani tekrardan görüşmek her zaman çok güzel oluyor. Yani ilişkimiz çok iyi. Evet, şimdi Balotelli'nin yanındayız. Dani var yanımda. Az önce bir hazırlık maçı yaptık. Şimdi birazcık bahane üreten bir arkadaş. İki yıldır falan oynamıyorum dedi. Onun için hiçbir bahane olmaması için ayarları falan o yapıyor. Paris Saint Germain'i aldı kendisi. Ben Liverpool'u aldım. Kostümde spring değil, winter yap. Winter yap. Işık olur çünkü. Winter yap. Tamam. Oo, yakına tamam, gitti. Yakına gitti. Konsantre. Eso ti sei avvicinato.
bundan sonra şaka yok diyor. Ben de oturacağım oraya yanına o zaman. Mipasos Federer'in ki oynuyorum. Tabii ki de oturabilirsin. Zarar görmem değil mi orada? Nandeva vere paura di terra. Manchester City'den var mı arkadaş oynuyor? Ci sono gioca amici da Manchester City che giocano a FIFA. Agüero gioca. Agüero oynuyor. Cioè almeno quando era City giocava. Yani City'deyken Agüero oynuyordu. Sì, sì, anche. Hazır mı? Başlıyoruz. Sei pronto? Iniziamo. Tamam. Acımak yok. Senza pietà. Hadi bakalım. Yes. Okay. Yes. Okay. Ya benim için çok riskli bir iddia. Per me è molto rischiosa come scommessa. Ma dai, Mbappé, ma forse. İşte bu. İşte bu. Bu nasıl bir gol? Sefer. Harika gol. Çok güzel. Un bellissimo gol. Benim için müthiş gol. Per me valgono tutti. Autogol. Kendi kalesine attı. Bu arada golleri tekrar izleyelim. Güzel getirdim ama oraya kadar. Güzel şans yanında. Teşekkür ederim. Oyun oynarken konuşmayı seviyor mu? Ti piace parlare quando giochiamo? Bence istemezsin. Lui parla perché è 1-0. Şimdi bir 0 öndesin diye konuşuyorsun. Bir bir oldu. Nasıl hissediyorsun? İzletmedi bile ya kendisini golü. Non hai nemmeno fatto vedere il replay. Guarda che si allunga la palla. Baksana nasıl uzatıyor. Ma cazzo. Çok güzel. Bellissimo dice. Non è bello. Yok güzel değil diyor. Ben oynayamıyorum diyor. Oynayamıyorum değil mi? Bütün poz yani top sürekli onda oynayamıyor halime. Dice che non riesce a giocare, la palla sta sempre da te. Sì, ma gli altri FIFA sarei 5-0. Evet ama diğer FIFA'larda 5-0 önde olurdum muhtemelen. Non sono capace. Neyse ben maçsunu bekleyeyim. Io aspetto la fine della partita. Oh, che strage. Wow. Oh! Dai, ma come ha fatto a passare? Oradan nasıl geçebiliyor öyle? E questo non è fallo. Bu foul değil mi? Hiçbir şey yok. Tutto pulito. Topu alamıyorum. Bir şey değil mi? Ma guarda come sta, ma vedi che per questo mi fa incazzare. Ya hem yeniyor hem konuşuyor, o da ilginç ama. Tu vince, parli pure. Ma sì, ma perché non sto giocando come so giocare io? Çünkü bildiğim gibi oynayamıyorum yani, yeni olduğu için bu oyun benim için. Guarda. Guarda che non sono capace a farli. Baksana, normalde yapabildiğim şeyleri yapamıyorum. Ben hiç pas yapamıyorum. Io non riesco nemmeno a passare la palla. Dai. Top sende hiç olmuyor biliyorsun değil mi? Ya bu ayarları değiştirdikten sonra bir şeyler oldu abi. Hiçbir şey yapamıyorum çünkü ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Daha sen bütün dönen toplar Mario'da. Burada attın ona göre. Baksana ya. Az adamla yakalandı normalde. Ayarların global olduğundan emin mi? Siamo sicuri che questi settings generali valgono anche per me. Benim oyuncularım bana çok yavaş geldi. Perché i miei giocatori sembrano proprio lenti. Sta perdendo contro uno che non gioca da due anni. E chi se ne dovrebbero fare kaybediyorsun şu anda? Ya bu ayarları yaptıktan sonra birçok şey değişti oyunda. Benim oyuncularım çok yavaş, onun oyuncuları çok hızlı. Dopo le impostazioni sembrano che i tuoi giocatori sono veloci mentre quelli miei sono lenti. Bunu fark ettiğinden eminim. Quelli che i vincitori sono felici, i perdenti hanno sempre le scuse. Genelde kazananlar her zaman mutlu, kaybedenler her zaman bahaneleri vardır. Hızlı pası. Bunlar olmaz ama. Öyle. Bunlar olmaz. Bunlar böyle yapacaksa. Se devi fare ste cose qua. Hai già vinto. Offside. Ah, offside var ya. Bu maçta bir şeyler olduğunu düşünüyorum.
Io veramente penso che c'è qualcosa che non va. No, no. Sono görüyor musun? Benim öyle değil ama yani. Io sono forte con la palla veloce. Ben hızlı oynandığında daha iyi oynuyorum. Ama benim oyuncularım hızlı değil yani. O sıkıntı. Prime giocatore io, paslar gayet hızlı abi. Sen bir de yavaş oynamaya alışıksın ya, o yüzden. No, visto che andava dentro. Gidiyor da aslında ya. It's okay, no worry. Sıkıntı yok. Üzülme. Evet abi, duygularını alalım abi. Gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar, PlayStation'da hile yaptığını kardeşi burada, kardeşi. Luigi çekiyor, yorubu kardeşi tanıtıyor. Ne diyor biliyor musun? Sadece şey diyor. Hızı yükselttiği için, karşıdaki insan da hıza alışık olmadığı için tamam. Hani kaybediyor genelde. Benim oyuncularım yavaş, onun oyuncuları. Però lui dice che i miei giocatori erano lenti e invece quelli di Mario erano veloci. Ma come faccio a fare una roba del genere? Come faccio a fare una roba del genere? Ne diyor? Ne diyor? Beni haklı buluyor değil mi? Şey diyor yani, sürekli bir şeyler yapıyor. Bir ayarları değiştirdi. Ha cambiato le impostazioni. Onun oyuncuları çok hızlandı. La sua squadra era velocissima. Benim adamlarım mentre hiç la mia squadra era lentissima. Prima della partita metto impostazioni. Çektiği şutları göremedim. Non ho nemmeno visto i tiri. Ho fatto quello. Ma valgono solo per Mario? Eh? Mario always cheat. Nah. Evet. It's okay my friend. My friend, I love you. Thank you. FIFA ve PlayStation konuşmayacağız. 3-1 kaybettim. Tam ben önce söyleyecektim bunu konuşmayacağız diye. Rovanş olacak ama ayar yapmadan. Kabul ediyor mu? Hiçbir ayar yok. Come? Senza aumentare la velocità si può fare rincha, hai già vinto. Proviamo. Olabilir diyor. Yendiği zaman çok mutlu olduğunu az önce gördük zaten de yenildiği zaman da herhalde biraz farklı birisi mi oluyor? Felice, quindi quando perdi cosa succede? Tam tersi işte. Yani ben hiçbir zaman hani kaybetmeyi sevmiyorum. Senin gibi mesela şu anda hani gülüyorsun ama bıyık altından ağlıyorsun aslında. Doğru. Baktığında. Şimdi Adana'da yaşamaya devam ediyor. Soru sormakta zorlanıyorum. Şu dikkat olman lazım. Transfer süreci çok merak ediliyor. Neydi onu Adana Demirspor'a gelmeye ikna eden şey? Yani şunu söylemem gerekiyor. Gerçekleri söylemek gerekirse İstanbul'daki toplantımızda orada hani ikna oldum. Çünkü başkanımızla tanışma fırsatımız oldu. Sonra sportif direktörümüzle Gökhan Göktürk'le tanışma fırsatımız oldu. Orada ne kadar net insanlar olduklarını görünce çok kolay bir şekilde ikna oldum. Çünkü projeden bahsettiler ve o projenin ne kadar güzel olduğunu düşündüm ve buraya gelmek istedim. Türkiye ile ilgili bir bilgisi var mıydı gelmeden önce veya araştırdı mı? Yani aslında birkaç sene önce ben buraya izinli olduğum günlerde İstanbul'a gelmiştim. Ama herhangi bir araştırma yapmadım aslında gelmeden önce. Sadece tanıdığım kişiler, kimi söyleyebilirim? Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta oynamış bazı futbolcular. Yani onları tanıdığım için hiç sormadım da aslında onlara. Onlar burada olduklarını görünce onlar bana hani irtibata geçtiler. O yüzden hiçbir araştırmadan ama genel olarak çok fazla bir bilgim yoktu Türkiye ile alakalı. En çok şaşırtan şey ne oldu Türkiye'de? Veya Adana'da? Burada Adana. Güzel bir soru. Hiçbir zaman sormadım bu soruyu. Kendime biraz düşünmem lazım.
Daha nasıl kuramayız? Yani Adana'da beni en çok şaşırtan şey şu, FIFA oynamayı bilmeyen ama röportaja gelen muhabirler olabilir. Geçiyorum hemen kardeşiyle ilgili sorulara. Kardeş de hemen sporda oynuyor. Ona neler söylüyor? Sadece gol atması gerekiyor. Futbolu bıraktıktan sonra var mı bir hayali, yapmak istediği bir şey? Yani kesinlikle birkaç seneyi izinli olarak geçirmek istiyorum. Ailemin yanında, çocuklarımın yanında, kız arkadaşımın yanında zaman geçirmek istiyorum açıkçası. Ama tabii ki de sonrasında bu sporla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum ama ne olacağını şu anda kestiremiyorum. Böyle gittiği statlardan etkilendi mi veya böyle unutamadığı bir şey oldu mu gittiği maçlarda? Yani şunu unutamıyorum, Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçın sonrasındaki soyunma odasına girdiğimdeki takım arkadaşlarımın mutluluğu. Yani bu inanılmazdı benim için. Mourinho kendisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı. 200 sayfalık bir komedi kitabı yazabilirim. Çok eğlenceli bir kişilik demişti Balotelli ile alakalı. Görüşüyorlar mı hiç? Onunla ilgili Mario bir kitap yazsa kaç sayfa olur? Üç tane kitap çıkar oradan. Direkt üç tane kitap. Görüşüyor mu kendisiyle? Adana'ya gelmeden önce bir kere konuştuk. Yani arada sırada hani görüşürüz ama kendisiyle de tabii ki de çok muazzam bir ilişkim var. Tabii yardım yapmayı da çok seviyor, bunu biliyoruz biz. Özellikle Afrika'da su kuyuları noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyor, katkı sağlıyor, oradaki insanlara yardım ediyor. Buradan mutlaka vermek istediğim mesaj vardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında yapılan iyiliklerden bahsetmeyi hiç sevmiyorum. Yani hatta bahsedenlerden de pek az etmem. Yani o yüzden böyle bir şey yaptığınızda sponsora ihtiyacınız olmaz. Çünkü kalben yapıyorsunuzdur ve yiyecek ve içecekten bahsediyoruz. Yani herkesin ulaşımı olması gerekiyor. Hani bu konuda yani kimsenin bundan eksik olmaması gerekiyor. O yüzden ben böyle şeyler yaptığımda hep hani gizli tutmaya çalışırım. Hani kendime saklarım. Ama tabii ki de o verdiğimiz mutluluk, o çocukların mutluluğu, o ailelerin mutluluğu paha biçilemez yani. Mario'nun bir hayali var mı? Henüz gerçekleştirmedi. Yani bütün çocukların rüyası gibi Dünya Kupası'nı kazanmak. Türkiye'de var mı böyle çok beğendiği, izlediği bir oyuncu, takip ettiği? Sadece Türk mü yoksa Türkiye'de oynayan? Yok, Türkiye'de oynayan ve Türk, ikisini de soralım. Beni çok zorladı, ben de onu zorluyorum şu an. Açıkçası çok takip etmiyorum. Sadece oynadığımız takımı hani baz alıyorum her hafta. O yüzden cevap veremiyorum. Son olarak buradan Adana Demirspor taraftarı her maça geliyorlar, destekliyor. Onlara bir mesajı var mı? Ya aslında bizim stadın tamamı full olmasını isterim açıkçası. Hani bu kısıtlamaların kalkmasını isterim. Ama mesajım şu olur bizim taraftarımıza. Ne kadar çok ses çıkarabilirlerse çıkarsınlar. Çünkü onların gücü hep bize geçiyor. O yüzden hep arkamızda olsunlar. Şimdi hoca olsaydı hangi taktikle takımı oynatırdı? Çünkü ona bir 11 kurduracağız. Şu ana kadar oynadığı en iyi oyunculardan. Kaleden başlasın. Onun içi titolar, iniziando dal portiere. Che allora di lì la faccio però se prendo dei giocatori che adesso non giocano che hanno giocato con me. Bazı futbolcular futbolu bırakmış olabilir. Yani kalede ya Buffon ya da Julio Cesar. Sağ bek. Terzino destro. Maicon. Sol bek. Terzino sinistro. Terzino sinistro. Marcelo. Stopeller. E i due centrali difensivi. Sergio Ramos. Sergio Ramos ve Thiago Silva. 3 tane orta saha. 3 centrocampisti. Pirlo, Gerrard, Gattuso. Kenarlar sola çık, sağ çık. Gli esterni. Sola Cristiano Ronaldo'yu koyuyorum. Messi'yi de sağa koyuyorum. Forvet olarak da Ronaldo.
Çok teşekkür ediyoruz kendisine bizleri misafir ettiği için. Evet, Mario Balotelli ile çok keyifli bir röportaj yaptık. Samimiyette bütün sorularımıza cevap verdi. Röportajımızı noktalıyoruz. Bir başka röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşaret geldi. Balotelli geliyor. Balotelli ters köşe. Balotelli aldı yine. Balotelli vurdu ve gol! Mario Balotelli! Balotelli! Mario Balotelli 78. dakika!